telefonla ilgili olan kısmı da değiştirelim dedi Aygün. O yüzden telefonla ilgili olan tarafı da şimdi yapacağım. Onu da yine regex komutlarıyla yapalım dedik. Şu anki haliyle izin integer okey ama hani daha doğru bir yaklaşım olacağı için öyle yapalım dedik. Let phone regex diyorum. Mesela şöyle çift tırnak kare kare diyeyim ben buna. Bunu pragmash ile yapacağım Aygün koyarken. Evet, sıfırla başlayacağı için sıfır koyuyorum. Yan slash koyuyorum. Bir tane parantez açıyorum. Parantezin içerisine 0'dan 9'a kaç tane karakter? 11 mi? 10 mu oluyor? 4 yok. 3, 3, 6, 10. 10 olacağına göre şuraya bir tane sudo parantez 10 diyorum. Yok olmadı. 10 tane alsın diyorum. Başka bir şey gerek var mı? Kareyle başladım. Kareyle bitirdim. Ama başı 0, 0. Sıfırla başladık işte anlamına geldi. O kare şurada sıfır var Tamam, ya. uyanıldım. Sonra sıfırdan sonra bir daha sıfır gelmemiş. Nasıl neyse, çok abartmayalım. 1'den 9 o zaman. Yo. Sıfır gelmesi gerekiyor da boy. Tamam anladım. Yapalım yapalım onu. Dur yapalım. Niye abartasın abi? Doğru söylüyorsun. 3-3 bölmemiz gerekecek işte o zaman. Birden yo birden 9'a bir tane. Bir tane. Sonra 0'dan 9'a 9 tane. Öyle değil mi? Doğru. Tabii biz bunu aynı parantez içerisinde yaptık ama zaten kural yan Aslında yana gelecek. evet. Sadece şu şeylerden emin değilim. Regex kullanımında. Parantezinden emin değilim. Çünkü ben buna parantez koydum. Normal parantez anlamına geldi şu anda. Kanka direkt 1.9 değil de direkt 5 desek ne olur? Sadece 5 Ben şu gibi. parantez sadece silmem lazım Aygün ya. Paranteze gerek yok. Şu fazla ne oluyor abi? Şimdi söyle. 1.9'dan bir tane dedik ya. Tamam, Böyle 5 mi dolsun? sadece 5 gelse, hayır sadece 5 gelmesi gerekmiyor mu sadece? 0, 500, 5 ile geliyor ya 5 ile. O zaman 0-5 diyeceğiz Evet bunu. 5 diyeceğiz sadece. 0-5 ile başlayacak. 9 tane 9 tane daha karakter. ödüyor. Tamam. Çünkü öyle olması gerekmiyor mu zaten mantıken? Haklısın. Yani Türk numarası dışında başka numara girmeyecekti. Haklısın abi. Hiç sıkıntı yok orada. Doğru söylüyorsun. Şimdi buradaki durumda da şöyle pragmatik kullanalım istiyorum da bunu PHP'nin içinde direkt kullanabiliyorduk. Buradayken ne yapıyorduk? On regex nokta match deyince eşleşecek mi eşleşmeyecek mi ona bakacak. Eşleşecekken önce regex'i yani alacak tarafı alıyor. Bizimle eşleştirecek. Yani şuraya bir parantezin için almadım bu arada. Şunu şöyle. Bizim phone nereden geliyordu? Value muydu? Yok input Input nokta. nokta belli. Input nokta value şunun parantezsiz. Bunun sonraki aldığı şey neymiş? Alıyor mu sonra? Almıyor. Ne diyelim burada? Altı yıl test geçerli. Eğer ki bunu geçerse bu geçmiş oluyor. Geçmiş oluyor. Tamam. Bunda Burada true else, dönecek. o zaman bu değilse diyelim. Şöyle başına ya da else alalım. Fark etmiyor sonuçta bizim için. Alt Bu false olan durum. ötekide doğru Öteki de true olan durum değil mi? Şimdi şunu şöyle bir kaldırdım. daha temiz oldu. Tekstimiz nerede bizim? Şunu koymadık ki en üstte. Şu else false olma durumunda text olacak. Bir de şunu çağırmadık. Bir Bunları kaldırıp şimdi kaldırabilirim işte. Ben for regex match oldum. Match olduysa true gönder olmadıysa false gönder. Geçerli telefon kirindesin. Şimdi e-mail'i girdim. Önce bir geçerli demedi ama sen dur al. Geçerli telefon girin dedi. Şu an kaç karakter ki bu? 3 5 3 6 10. bir tane daha olması lazım Evet. ama şöyle hala geçerli diyor. Girin diyor. Yanlış. Ben bunu sıfıra çevirdiğim an Çıkması lazım artık. 500.
Doğru. Bizim yaptığımız komut ne? Sıfırla 5 9 tane arada al. Şu turun son noktasını koymamız 9 2 daha 11 efendim. turun return turu diyoruz ya onun noktasını koymamız etkiler mi? Bir duymadım ki kanki. Ha, şurada mı? Evet. Etkilemez de Etkilemez de olsun. yani evet. Doğru söyledin ya, olsun. Koymak lazım. Şimdi ben ne dedim? 0'dan 5'e. Peki biz bunu yine deminki gibi regex'e çevirelim. Testi yazdık ya e-mail'e. Şuna çevirelim. Tamam. Şunu aldım. Ama kontrol etmiyor olsaydı da zaten şu an hata verirsin ya. Şuraya artı dolar olarak eklemek istiyorum. Şunu da parantez alacağım. Oldu galiba, değil mi? Bunu match değil de test diyelim yine. Bakalım şimdi. Oldu. Oldu. Yani burada aslında şey galiba, ben PHP'de kullanmayı böyle kullandım ya demin şeyle, string'le. Hı. Herhalde orada bir string olarak yazınca hata var. JavaScript'te galiba direkt böyle yazmak lazım. Buna dikkat etmemişim. Ben etmemişim yani, bilmiyorum hani. Belki yine öbür türlü de yazılıyordur da. Bir yine kol kullanırken eğer çok isterseniz bir bakarsınız. Hani string olarak yazınca da olur mu diye. Telefon numarası okeydir.